Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tart kalıbında çilekli, yumuşacık bir kek tarifi paylaşacağım. Dilerseniz yapım aşamasına hep beraber geçelim. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tart kalıbında çilekli kek tarifi paylaşacağım. Dilerseniz malzemelerimize bir göz atalım, daha sonrasında da kekimizin yapımına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir adet yumurtam var. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı şeker, bir su bardağı süt, bir su bardağı un, kabartma tozu ve vanilyam mevcut. Her zaman olduğu gibi yumurtamı kabıma alıyorum. Üzerine şekeri ilave ediyorum ve beyaz köpük haline gelene kadar iyice çırpıyorum. Yumurta ve şekerimin üzerine sıvı yağımı ekliyorum. Sütü ilave ediyorum. Bir su bardağı unumu da ilave ediyorum. Üzerine kabartma tozu ve vanilyamı da ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, daha önceden tart kalıbımı margarinle yağladım ve üzerine yine yapışmasın diye unladım. Şimdi kek hamurumu kalıbıma döküyorum. Önceden ısıtmış olduğum 160 derece fırında 20-25 dakika arası kekimi pişireceğim ve daha sonra süslemesi için çilekli jöle yapma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar bir kase çileği kutuma alıyorum. Püre haline gelene kadar çekeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çileği robottan geçirdik ve bu şekilde oldu. Şimdi bunu üzerine, kekimizin üzerine koymak için jöle haline getireceğiz. Arkadaşlar şimdi robottan geçirmiş olduğum çileği şu şekilde ocağın altına hemen yakıyorum. Kısık ateşte. Şimdi ben bunun içerisine şöyle neredeyse 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Tatlı olsun. Eğer siz daha şekerli istemezseniz şekerini az tutabilirsiniz. Yine içerisine bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Güzelce karıştıralım.
yarım su bardağı su ekleyeceğim. Katılaşma durumuna göre biraz daha su ilave edebilirim. Bir su bardağı suyun hepsini ilk etapta koymuyorum, yoksa çok sıvı olabilir. Bu arada kekimiz pişiyor. Kekimiz soğuduktan sonra kalıptan çıkartacağız ve soğumuş olan kekin üzerine yine soğumuş olan jölemizi dökeceğiz ve birkaç saat dolapta beklettikten sonra servis yapacağız ki bu jöle iyice donmuş olsun. Gördüğünüz gibi jöle iyice katılaştı. Şimdi ben bunun üzerine ufak bir su daha ekleyeceğim. Jölenin kıvamı da aslında size kalmış arkadaşlar. Ne kadar nişasta eklerseniz o kadar katı olur. Jöleyi tutturamayacağım diye bir kaygınız olmasın. Çok katı bir jöle olursa üzerine su ekleyerek bunu sıvılaştırabilirsiniz. Baktığınız jöleniz çok sıvı oldu. Üzerine nişasta ekleyerek yine katılaştırabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir tereddütünüz olmasın. Jölemiz hazır, kekimiz piştikten sonra jölemizi kekin üzerine dökeceğiz. Diğer aşamada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, kekim soğudu, fırından çıkarttım. Şimdi tabağımıza kekimizi çıkartıyoruz. Üzerine jölemizi koyalım. Kekimizin üzerine jölemizi döktük. Şimdi bunu birkaç saat buzdolabında bekleteceğiz ve iyice donduracağız. Daha sonra sunum için servise geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar, kekimizi dolaptan çıkardım. 3 saat kadar dolapta donduktan sonra gördüğünüz gibi bu kıvama geldi. Ben üzerine çilekle süsleyeceğim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle çileklerimi üzerine hemen koyuyorum. Şu şekilde tamamlıyorum süslemeyi. Keki deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Denedikten sonraki yorumlarınız benim için çok önemli. Kek nasıl oldu, kıvam nasıl oldu bana yazarsanız çok sevinirim. Eğer kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmalarını rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.